Efendim, Rus işgali sırasında inşa edilen 13 keskin virajlı derebaşı virajlarında 30 bisikletçi pedal çevirdi. Bisikletçiler zorlu rotada 40 kilometre ilerledi. Dik yokuşlara, keskin virajlara aldırmadılar. En tehlikeli güzergahlardan birinde 3500 rakımlı derebaşı virajlarında pedal çevirdiler. 150 profesyonel katılımcıyla ülkenin dört bir yanından katılan sporcularla beraber 1. Dede Korkut Bisiklet Festivali'ni düzenledik. Festivalimizin son günündeyiz, 4. günündeyiz, derebaşı virajlarındayız. Derebaşı virajlarının tanıtımını yapıp turizme kazandırmak amacıyla burada tur düzenledik. Hep yolun sağ tarafını kullanıyoruz, sol taraf hep uçurumdur. Burada da arkadaşlarımız buna özen gösteriyor ve tek sıra şeklinde gidiyoruz. Rusların bölgeyi işgali sırasında inşa edilen 13 keskin virajlı nokta bisiklet tutkunlarının adresi oldu. 30 bisikletçi 5 gün süren festivalde en zorlu rotalardan birinde derebaşı virajında bisiklet sürdü. Dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Trabzon-Bayburt arasında D915 karayolu üzerinde bulunan derebaşı virajlarındayız. Türkiye'nin birçok yerinden, İran'dan, farklı ülkelerden gelen bisikletçilerle D15 karayolunda, derebaşı virajlarında adrelerinin doruklarına ulaşıyoruz. Bisikletçiler dik yamaçlarda 40 kilometre yol kat etti. Bugün gerçekten çok güzel. Bizim için aşağıda bulutlar var. Bir yandan sis, bir yandan doğanın eşsiz güzellikleri. Burada hatta güzel lezzetler de var. Güzel dağ meyveleri de var. Biz onlardan da tadıyoruz.